İyi akşamlar sayın seyirciler. 14 Ağustos gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 48. yıl dönümünde şehit düşenler anılıyor. Rumların toplu katliamı sonucu hayatlarını kaybeden Murat Ağa Sandallar ve Atlılar şehitleri bu çerçevede bugün düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Ağa Sandallar ve Atlılar katliamlarının tüm dünyanın göz önünde yaşandığını, kimsenin ise yargılanmadığını söyledi. Tatar, gelecek nesillere hür ve özgür bir devlet bırakmak istiyoruz, dedi. Murat Ağa Sandallar ve Atlılar köylerinde toplu katliam sonucu yaşamlarını yitiren şehitler düzenlenen iki ayrı törenle anıldı. İlk tören Murat Ağa Sandallar şehitliğinde yer aldı. Törende ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra Murat Ağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşma yaptı. Murat Ağa Atlılar Sandallar'a geldiler ve çocukları, kadınları toplayıp katliam çukurları başlarına götürdüler ve orada katlettiler. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da törende konuştu. 48 yıl önce Murat Ağa Atlılar ve Sandallar köylerinde yaşananların, Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA'nın ilk katliamı olmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum. Tören şehit torunu Ayşegül Akın'ın okuduğu şiirle devam etti. Dün 14 Ağustos 1974. Bugün 14 Ağustos 2022. 48 yıl geçmiş aradan nefes alıp verene kadar. 14 Ağustos 1974'te Atlılar köyünde 16 günlük bir bebekti selden bebek. Dünyaya yeni gelmişti. Ne olduğunu anlamadan Rumlar tarafından annesinin kucağında toprağa gömüldü. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da çok acı bir katliam yaşandığını, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde bu acıları unutmanın mümkün olmadığını söyledi. Ama onlara olan borcumuz bu devleti yüceltmektir. Onlara olan mükellefiyetimiz bu topraklarda zor kazandığımız bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi sürdürebilmektir. Çünkü o şehitler canları pahasına bu zulümden geçerken onlardan bir hürriyet, bir bağımsızlık, bir devlet, bir cumhuriyet doğmuştur. Bu cumhuriyeti sonuna kadar yaşatabilmek için anavatanımızın Türkiye'nin de desteğiyle bu kutsal mücadele devam ettirilmektedir. Birinci Barış Harekatı'ndan sonra ikinci Barış Harekatı bugünlere rastlıyor. 48 yıl önce Türk ordusunun yeni sınırların çizilmesiyle artık Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığı ve dolayısıyla o tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştı. Bugün bu mücadelemiz hala devam etmektedir. Yeni siyasetimiz egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki kurumsal yapının işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olacağını, bunu büyük bir mücadeleyle, yüreklilikle bütün dünyayla paylaşıyoruz. Bu uğurda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti her yerde göğsünü siper ederek Kıbrıs'taki yeni siyaseti desteklemektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında katliamın dünyanın gözü önünde yaşandığını da vurguladı. Rum tarafında sık sık belki kendilerinin muhalif gazetelerinde yayınlanan belgeler vardır. Cezalandırılmayan cinayetler diye. Cezalandırılmayan cinayetler diye. Bu katiller bellidir. Bu katillerin kim oldukları bellidir.
ve başka bir belge, çoğu asker ve polis. Düşünebiliyor musunuz ki Birleşmiş Milletler'in gözü önünde o yönetime ait polis ve asker böyle bir cinayet işliyor. Buna benzer başka cinayetler de işlenmiştir. Ama bunları kimse yargıya götürmemiştir veya götürememiştir. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu gerçeği kınıyoruz. Buradan şehitlerimizin huzurundan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün dünyaya bu gerçeği de bir kez daha paylaşıyoruz. Bundan ancak utanmalıdırlar. O bakımdan bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tören şehitliğin gezilmesiyle tamamlandı. Ardından Atlılar Şehitliğine gidilerek ikinci tören gerçekleştirildi. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu. Serdarlı'nın kurtuluşunun 48. yıl dönümü bugün Serdarlı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye'nin desteğiyle 1974 öncesine asla dönülmeyeceğini vurguladı. 14 Ağustos Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluşunun 48. yıl dönümü Serdarlı köyünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende konuşan Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 48 yıl önce 20 Temmuz 1974 yılında ülkede ve bölgede büyük savaşlar ve acılar yaşandığını belirterek bölgenin bir kısmının işgal edildiğini söyledi. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için şanlı Türk askeri ve kahraman mücahitlerimiz ve bölge halkımız omuz omuza vererek 14 Ağustos 1974'te 2. Barış Harekatı'nın yapılmasıyla bölgemiz kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştu ve bugün bizler için tarihi bir gün olmuştur. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ayşe tatile çıksın parolasıyla yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasında 48 yıl önce Mehmetçiklerin ve bu bölgenin mücahitlerinin buluştuğunu belirtti. Yürütmekte olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasında tam 48 yıl önce Mehmetçikler bu bölgenin mücahitleriyle buluşmak ve hasret gidermek ve bu bölgenin güvenini sağlamak için ve ikinci barış harekatının tamamlamasıyla artık Gazi Mausa'dan Nefke'ye kadar ve Yeşilova kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizilmesi bizler için, Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası ve bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin kazanması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması bakımından çok önemli bir tarihti. Dolayısıyla Serdarlı halkını o bakımdan kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının TSK'nın yürüttüğü harekatla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu mücadelenin hala devam ettiğini söyledi. Onun için biz birlik ve beraberlik içerisinde anavatanımızın Türkiye'nin de desteğiyle milli siyaseti yürütürken artık 1974 öncesine asla ve katta dönmeyeceğimizi, yeni siyasetimizin egemenlik temelinde olması gerektiğini ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sarılmamız ve milli hedeflerimiz, milli şuurumuz ve bu topraklarda ecdattan devraldığımız sorumluluğu ve şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal toprakları sonuna kadar savunabilmek, kendi geçtiğimize umut ve güvenli bir gelecek teslim edebilmek için bu siyaseti bütün her yerden gelen saldırıya rağmen sonuna kadar sürdürmek bizler için kutsal bir görevdir. Törende Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi de yer aldı. Tören resmi geçitle sona erdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Türk ordusunun adadaki varlığından asla vazgeçilmeyeceğini belirtti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde her zaman yanında duran anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Türk ordusunun adadaki varlığından asla vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Töre mesajında 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın hemen ardından 24 Temmuz 1974'te başlayan Cenevre Konferansı'nın sonucunda 3 Dışişleri Bakanı tarafından imzalanan anlaşmaya mutabık kalmayarak işgal ettikleri ve kuşattıkları Türk köylerinde soykırıma devam eden Rum-Yunan ikilisi sayesinde anavatan Türkiye tarafından ikinci harekatın yapılmasına karar verilmiştir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Atilla Harekatı'nı başlatarak Lefke-Maus hattına ulaşmayı hedeflemiş ve 3 günde bu hedefe başarıyla ulaşmışlardır ifadelerine yer verdi. Murat Ağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent köylerinde karşılaşılan manzaralar Rum-Yunan ikilisinin barbarlığını ve içindeki Türk nefretini en açık biçimde göstermekte olduğunu belirten Töre, kundaktaki bebekten gencinden yaşlısına kadar yüzlerce kişinin katledildiğini aktardı. Yaşanan vahşetin barış harekatının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Töre, şayet barış harekatı gerçekleşmemiş olsaydı bu katliamların ardı ardına geleceği de kaçınılmaz acı bir gerçekti. Birleşmiş Milletler'in yani dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırımın izahı yoktur. Adadaki tarihsel süreçte yaşanan birçok hadisede olduğu gibi bu acı olayda da Birleşmiş Milletler barış gücünün misyonu sorgulanmıştır. Kıbrıs Türk halkına özgürlük getirmek için canını dişine takan anavatan Türkiye'nin işgalci olarak nitelendirilmesini esefle kınıyorum. İşgalci olarak nitelendirilmesi gereken biri varsa o da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden Rum-Yunan ikilisidir ifadelerini kullandı. Töre, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde her zaman yanında duran anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Türk ordusunun adadaki varlığından asla vazgeçmeyeceklerini de vurguladı. Başbakan Ünal Üstel de 14-16 Ağustos'ta Kıbrıs Türk halkına yapılan katliamların acısının hala yürekleri dağlamakta olduğuna dikkat çekerek bu katliamların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. Başbakan Ünal Üstel, Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 48. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Başbakan Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı. 14-16 Ağustos 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 48. yıl dönümünde Rumlar tarafından acımasızca katledilen Murat Ağa, Atlılar, Sandallar, Başkent ve Baf şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkının Atlılar, Taşkent ve Baf şehitleri olmak üzere bu onurlu mücadelede kanıyla, canıyla bu topraklara vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve bu uğurda mücadele edenleri sonsuz minnet ve şükranla anarım. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Harekatı'nın yıl dönümünde bugün sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda Ayşe tatile çıksın parolası ön plana çıktı, şehit olanlar anıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 48 yıl önce bugün Kıbrıs'ta başlayan 2. Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Ayşe tatile çıksın parolasının ön plana çıktığı bir paylaşım yaptı. Bakanlık Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla harekatta şehit olan Mehmetçik ve soydaşları andı. Paylaşımda ordusuyla milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihimde her sayfa zaferle dolu. Barış için savaşan büyük Türk'üz biz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 48 yıl önce bugün Ayşe tatile çıksın parolasıyla 2. Barış Harekatı'nı başlattı. Bu harekatla Kıbrıs Türk'üne yönelik barbarca zulüm ve işkenceler yapan teröristler Mehmetçiğin karşısında kaçacak delik aradı. Harekatın yıl dönümünde şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve tüm soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz ifadelerine yer verildi.
Sayın seyirciler, Yeşilırmak'ta bugün öğle saatlerinde çıkan yangında felaketin eşiğinden dönüldü. Sapa bir yerde çıkan yangın ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili oldu. Yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Polis ise yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçlarının yandığını açıkladı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'ye yaptığı açıklamada rüzgarın ters istikamete doğru esme ihtimali bulunduğunu, bu yüzden soğutma çalışmalarına bu gecede devam edileceğini belirtti. Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında arazi içerisinde yangın çıktı. Sapa bir yerde çıkan yangın ağırlıklı olarak maki bitki örtüsünün hakim olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yüksek bölgelere ise yangın helikopteri müdahale etti. Yangın yerine giderek incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz BRT'ye konuştu. Oğuz, yangının itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri ve yangın helikopteriyle köylülerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi. Canlı olarak ateş yok, soğutma çalışmaları devam ediyor. Helikopter de yukarıdan soğutmayla destek veriyor. Helikopter yakıt ismal yaptıktan sonra şimdi tekrar geldi alana. Bu gece soğutmaya devam edeceğiz. Yani olası bir durumda, çünkü rüzgarın gece yarısı bölgede ters istikamet örtüsünde etkisi var. Bu nedenle soğutma çalışmaları önemli. Tedbir amaçlı soğutma çalışmalarını kavuşturana kadar devam edeceğiz. Bölgeden aldığımız duyumlara göre bir temizlik sırasında bir vatandaşımızın temizlik amacıyla yakmış olduğu bir ateş. Yine insan kaynaklı, insan hatası maalesef her zaman. Yaklaşık 60 dönümlük bir alan olarak söylüyorlar. Sert ve kayalık olan bölge. Yüksek kesimler. Şu anda durdurulmuş. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada ise yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsüyle yabani zeytin ağaçları yandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor denildi. Mersinli Kantara yangınında tahrip olan orman alanları ile ilgili çalışmalarsa sürüyor. İlgili sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tahrip olan alanla ilgili bilgi verdi. Yeniden yeşillendirme için uygulanacak iş planını paylaştı. Yangını tamamen biz... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinli Kantara yangınında tahrip olan orman alanında yapılan tespitler, uygulanacak iş planı ve yeniden ağaçlandırmada uyulacak prensipleri sivil toplum örgütleriyle paylaştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Oğuz, yapılan detaylı incelemeler sonucunda yangının 1815 hektarlık bir alana zarar verdiğini kaydetti. Yanan alanın yaklaşık 194 hektarında kendi kendine gençleşebilecek tohum potansiyeli mevcut olduğu düşünülen olgun ağaçların yer aldığını kaydeden Oğuz, 933 hektarlık alanın ilk etapta insan müdahalesiyle yeniden ormanlaştırılması gerektiğini belirtti. Oğuz, geriye kalan 629 hektar alan bozuk saha ve 59 hektar alanınsa ağaçlandırmaya uygun olmayan taşlık, kayalık ve tarımsal alanlardan oluştuğunun belirlendiğini söyledi. Bakan Oğuz, 933 hektarlık sahada yanmış olan ormanın geçmişte de insan eliyle kurulmuş, ortalama 30 yaşında ve çoğunlukla gençlik ve sıklık çağındaki saf kızılçam ve kızılçam artı servi karışık meşcerelerinden oluştuğunu söyledi. Bu sahalardaki yanmış ağaçların genç olması nedeniyle tohum ve kozalak potansiyellerinin çok zayıf olduğuna değinen Bakan Oğuz, bu alanın yeniden ormanlaştırma faaliyetleri, dozerli toprak işleme yapılarak tüplü fidan dikilmesiyle gerçekleştirilmesinin gerektiğini vurguladı. Oğuz açıklamasında bu alanın yeniden ağaçlandırılmasında ihtiyaç duyulacak fidan miktarının yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin adet civarında olduğuna dikkati çekerek, Orman Dairesi Müdürlüğü'nün elinde bu ağaçlandırmayı 2022-2023 dikim sezonunda gerçekleştirecek miktarda fidan stoğu bulunmadığını söyledi. Bakan Oğuz, ilk dikim için ellerinde 500-600 bin fidan
olduğunu ve bu fidanların büyük kısmının da Tepebaşı Kalkanlı Büyük Orman Yangını sahasında kullanılmasının planlandığını belirtti. İhtiyaç duyulacak olan fidanların üretimi için Aralık 2022'de üretim sürecine başlanması gerektiğini kaydeden Oğuz, Aralık 2023 tarihinde fidanların dikime hazır olması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Oğuz, yanık sahanın tamamında hayvan otlatmasına karşı mutlaka ciddi önlem alınması ve sahaya hayvan girişine izin verilmemesi konusunda da uyarıda bulundu. Yanma süresi uzayabiliyor. Ama biz yurt haberlerimize geri döneceğiz. Günün öne çıkan dış gelişmeleriyle bültenimiz devam ediyor. Sayın seyirciler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Peski ile Udi yerleşim yerlerinin kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusuna karşı direnişin sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 171. gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü Igor Konoshenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Piski'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiği bildirildi. Konoshenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Uda yerleşim birimini de kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşan Igor Konoshenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti. Konoshenkov, Ukrayna ordusuna ait radar istasyonu, 4 mühimmat deposu, 9 yönetim merkezi ile 2 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı. Igor Konoshenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1738 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4303 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roket atar, 3298 obüs ve havan topu ve 4088 özel askeri araç yok edildi diye konuştu. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın son açıklamasında çatışmaların Donetsk'e bağlı Bakhmut bölgesinde yoğunlaştığı bildirildi. Açıklamada tank, top ve uçaklarla saldırı gerçekleştiren Rus güçlerinin Gorlivka, Zaycheva istikametinde kısmi başarı elde ettiği aktarıldı. Ukrayna makamlarının bilgilerine göre Rus ordusuna karşı direniş sürerken Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başlattığı tatbikatlar sürüyor. Tayvan, Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 geminin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ada çevresinde görülen uçaklardan 13'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatı bölümüne uçtuğu kaydedildi. Açıklamada hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi. Çin, Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar adanın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Çin ordusu 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş, ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti. Pelosi, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Sayın seyirciler, Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde gerçekleşen sel felaketi hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağışlar nedeniyle 2500'den fazla ev yıkıldı, binlerce kişi yerinden oldu. Ülke genelindeki toplam can kaybı sayısı ise henüz belli değil.
Sudan'daki mevsimlik yağışlar felakete dönüştü. Sel felaketi nedeniyle 2500'den fazla evin yıkıldığı ve binlerce kişinin yerinden olduğu kaydediliyor. Sudanlı yetkililerden gelen açıklamalarda Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri ile güneydeki Beyaz Nil ve orta kesimde yer alan El Cezira eyaletlerinde seller nedeniyle binlerce evin kullanılamaz hale geldiği ve yolların çöktüğü belirtildi. Nil Nehri ve Beyaz Nil eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamalara göre iki eyalette 51 kişi sulara kapılarak can verdi, onlarca kişi de yaralandı. El Cezira eyaletine bağlı Menagil kentinde de dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce ev sular altında kaldı. Okul binalarına sığınan selzede yüzlerce aileye yetkililer gıda ve sağlık malzemesi desteğinde bulundu. Sudan hükümeti insani yardım kuruluşlarına, selzedelere acil gıda, tıbbi malzeme ve içme suyu ulaştırmaları çağrısı yaptı. Ülke genelindeki toplam can kaybı sayısı ise henüz belli değil. Mısır'dayız. Mısır'ın Giza şehrinde bir kilisede yangın çıktı. Yangında 41 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı. Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada Ebu Seyfe'nin kilisesinde çıkan yangında yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ayın sırasında çıkan yangına ilk incelemelere göre kilisenin ikinci katındaki bir klimada meydana gelen arızanın neden olduğu kaydedildi. Mısır Başsavcılığı olayın araştırılması için bir ekip oluşturulduğu ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisini verdi. Yeniden yurttayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Merkezi Aşure Lokması etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Alevi Kültür Merkezi Aşure Lokması etkinliği gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de etkinliğe katılarak konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cemevi ve Kültür Kompleksinde yer alan etkinlikteki konuşmasında Alevi kültürünü yaşatma ve derneklerin çalışmaları için elden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi. Biz birik, beraberik ve biz birbirimize saygılıyız. Bir takım farklı düşünceler olabilir, farklı genellikler olabilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde anayasamızın da emrettiği şekilde birbirimize saygılı, hoşgörülü ve birbirimize hürmet içerisinde buradaki yaşamı güvenlik içerisinde sürdürmek hepimizin temennisi ve dileğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde insanların hiçbir zaman ayrım yapmadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanları çerçevesinde tüm vatandaşlarının beklentilerini yerine getirmek için elden gelenin yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyetler içerisinde dünyadaki haklı yerini bulması için uğraş veren bir yönetim anlayışı içinde olduklarını da ifade etti. Zorlu Töre konuşmasında ister Sünni ister Alevi olsun Müslümanların Kıbrıs'ının aynı olduğunu ifade etti. Bu konuda ayrımcılık yapanın kendi küçüklüğünü gösterdiğine değinen Töre, din ve vicdan hürriyetinin herkesin savunduğu hususlar olduğunu kaydetti. 74 Mutlu Barış Harekatı'nda toprağa can verirken hiç kimse bu Sünnidir, bu Alevidir, bu Kıbrıslı Türktür, bu başkasıdır diye ayrım yapılmadan bu toprağa can verdik, kan verdik. Hep birlikte canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. Hangi mezhep ve dinden olursa olsun tüm insanlığa karşı sevginin yaratandan ötürü olduğunu ifade eden Zorlu Töre, insanı insan olarak görmek gerektiğini vurguladı. XII. Geleneksel Pulya Festivali için geri sayım sürüyor. Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali bu yıl 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Her yıl
geleneksel olarak Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen Pulya Festivali'nin 12.'si bu yıl yeniden gerçekleştiriliyor sevgili seyirciler. 17-21 Ağustos tarihleri arasında. Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz ve Festival Komitesi'nden Sevda Özinanır, festivalle ilgili görüşlerini ve festivalin detaylarını Berete'ye aktardı. Çok mutluyum burada olmaktan. 12. Geleneksel Pulya Festivali'nde de yine her zamanki gibi biz de programda dolu dolu bir yer sergiliyoruz. Özelde bölge halkımızı, genelde ülke halkımıza güzel bir festival programı hazırlamaya çalıştık. Bu festivalde yerel sanatçılarımızı desteklemeye çalıştık. Halkımızla birleştirmeye çabaladık. 7'den 70'e herkesin mutlu olabileceği güzel bir program hazırladık. Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da Berete mikrofonlarına festivale yönelik şunları söyledi. Halkımızın da morale ihtiyacı var. Motivasyona ihtiyacı var. Sürekli sıkıntılarla gitmiyor bu iş. Bu sıkıntıları biraz olsun birlik beraberlik içerisinde sosyal organizasyonlarla biraz azaltalım düşüncemiz var. O yüzden bu yıl biliyorsunuz Yeniboğaziçi Pulya Festivalleri uluslararası düzeyde ve 10 gün yapılır. Gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan birçok ülkeden de halk dansları toplulukları, sanatçılar getirilir, ressamlar getirilir. Artı ülke içinden de bizim sanatçılarımız ve yerel gruplarımız da kaynaştırarak güzel bir organizasyon ortaya çıkarıyorduk. Bunların yanında tabii ki spor müsabakaları, anı turnuvaları da çok önemli bizde. Bu yıl 5 günlük bir festival organize ediyoruz. 17-21 Ağustos tarihleri arasında yine spor müsabakaları olacak. Özellikle plaj tenisi, bisiklet turu, minikler turnuvası, futbol turnuvası, masterler turnuvası ve sporting atışları. Yine avcı arkadaşlarımızın anısına düzenlenecek olan sportif etkinlikler. Bunun yanında çocuklara yönelik birçok etkinliğimiz var. Tabii ki Çocuk Belediye Başkanımızın da dediği gibi dolu dolu bir 5 gün geçireceğiz. Önemli olan her kesime hitap edebilmek. Biz bu yönde belediye olarak hem çocuklarımıza hem fikirlerine önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin bir haberimiz var sırada. Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırlandı, bilgiler paylaşıldı. Son 4 yıldaki rakamlara bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış görülürken Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısında düşüş yaşandı. 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı ise 110 bine yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı kitapçık hazırladı. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim faaliyeti yürüten üniversitelerle Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgilerin yer aldığı kitapçıkta son 4 yılın istatistiki bilgilerine de yer verildi. Buna göre son 4 yılda yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilerde artış görülürken Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde azalma oldu. Son 4 yılın rakamlarına göre 12.508 olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 13.914'e yükselirken 35.318 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 51.280'e ulaştı. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 54.875'ten 43.101'e düştü. Yeni kayıt verilerine göre 2018-2019 döneminde 3051, 2019-2020 döneminde 2884, 2020-2021 döneminde 3365, 2021-2022 döneminde 3592 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci üniversitelere kayıt yaptırdı. Toplam öğrenci sayısı ise 2018-2019 döneminde 102.701, 2019-2020 döneminde 103.878,
2018, 2020-2021 döneminde 103.108, 2021-2022 döneminde ise 108.295 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Konya'da gerçekleştirilen İslami dayanışma oyunlarının açılışına katılmasıyla ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun yaptığı açıklamaları yargıya taşıdı. Salih Can Doratlı Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Hasan Sertoğlu aleyhinde açıklamalarının hakaret içermesi, zem ve kadih teşkil etmesi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olmaları iddiasıyla mahkemeye müracaat edildi. Açıklamada konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle daha fazla açıklama yapılmayacağı, yargılamanın neticelenmesinden sonra ileri açıklamanın yapılabileceği kaydedildi. Beyarmudu sınır kapısında bu sabah düzenlenen operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. Beyarmudu kara sınır kapısında yapılan operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Polisin açıklamasına göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Dolunay operasyonu kapsamında sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yapan araçta arama yaptı. Araçtaki bavulda 10 kilo ağırlığında Hint keneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain bulundu. Polis araçta bulunan iki şahsı tutuklarken olayla ilgili soruşturmada devam ediyor. Sayın seyirciler, yollarda güvenliği sağlamak adına polisin trafik kontrolleri devam ediyor. Girne'de dün akşam trafik denetimi vardı. Girne'deki trafik denetimlerinde kontrol edilen 850 araçtan 116'sının sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. Bir araç sürücüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sürüş ehliyetsiz, 2 motosiklet sürücüsü koruyucu başlıksız, 7 araç sürücüsü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 5 araç sürücüsü de alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. Polisin açıklamasına göre toplam 15 araç trafikten men edildi. Gazim Oğuzhan'ın Maraş bölgesinde faaliyette olan Minal adlı kadınlar kahvehanesi kentin en popüler yerlerinden biri. Büyük ilgi gören mekanda kadınlar bir araya gelerek hem güzel vakit geçiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Kadınlar Kahvehanesi Minal Kahve, Gazim Oğuzhan'ın Maraş bölgesinde büyük ilgi görüyor. Belediye ekibi olarak Kadınlar Kahvehanesi'ni ziyaret ettik ve mekana konuk olduk. Minal Kahvehane'ye sık sık gelen kadınlar, mekanda çok keyifli saatler geçirdiklerini, sohbet imkanı bulduklarını ve ev ortamından uzaklaşarak bir nefes aldıklarını söylediler. Eski hatıralarımızı konuşuruz, müzik çalıp eğleniriz, dedikodudan uzak, böyle sevimli bir yer. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Hayal ettiğimiz gibi oldu sonunda. Çünkü çok istiyorduk böyle bir şey, bekliyorduk yani. Böyle bir araya gelmemiz bizi çok mutlu etti. Eski dostları görürük, eski ahbaplar yani. Yeni dostlar da edindik tabii bu arada, çok güzel oldu. Yani eski günleri konuşuruk. Çocuklarımıza problemciklerimizi söyleriz birbirimize. Çok güzel geçiyor yani. Mekanın sahibi Kezban Çeltek de uzun zamandır hayalini kurduğu Kadınlar Kahvehanesi'ni hayata geçirmenin keyfini yaşıyor. Biz kendimiz açtık bu mekanı. Yani önce arkadaşlar toplanalım dedik, sonra dıştakiler gelsin. Yurt dışında olan arkadaşlarım, eşleriyle, çocuklarıyla öyle başladı şey. Bir baktık ses getirdi. Çünkü ben kayıda girdiğim zaman Kıbrıs'ın ilk kadınlar kahvesini kurmuşum. Ondan hiç haberim yoktu. Onu da öğrenmiş olduk. Yani ses gelince Rum komşular, güney ve kuzey olmak üzere onlar da geliyorlar. Geçen şimdi burası Derinya yolu diye durak yeri oldu insanların. Son bu pandemide kapattık tabii ki. Şimdi ben çok yeni, daha bir aydır yeniden nefes verdik buraya.
hanımlar daha fazla herhalde emekli yaşlarda bizleriz diye. Daha çok terapi merkezi gibi derim ben burayı. Herkes burada geldiğinde çok mutludur, çok huzurludur. Çoğunun eşinden duyuyorum ki evde sesi çıkmayan kadınlar bol bol şarkı söylermiş. Zaten günümüzde de artık şarkı söylemek her kadının bir şeyi oldu. Hep şarkıcı oldu kadınlar evlerde. Mutluyum yani, iyilik veriyorum galiba insanlara, nefes veririm. Ben burada Kızban Hanım'ın Minel Kabe'yi açtığı zamandan beri elimizden geldiğince müzik yapmaya çalışıyoruz. Gelen arkadaşlara da şarkı söyledikleri zaman eşlik ediyoruz. Onun için buradasınız. Evet, onun için buradayız. Peki devam edin oyununuza. Evet. Bölmeyelim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Kim kazanırsa lahmacun alacak bu. Olay bu. Lahmacun lahmacununu oynuyor. Üçüncü Caretta Caretta Şenliği Karşıyaka'da gerçekleştirildi. Engelli çocuk ve bireylerin yavru kaplumbağaların denize ulaşımlarına tanıklık ettiği etkinlikte kaplumbağa yuvalarının tespiti ve korumaya alınması ile ilgili bilgi de verildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başkanım. 3. Caretta Caretta Şenliği Lapta Belediyesi Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nün düzenlediği ve özel gereksinimli birey ve çocukların katılımıyla Karşıyaka'da gerçekleştirildi. Engelli çocuk ve bireylerin yavru kaplumbağaların denize ulaşımlarına tanıklık ettiği etkinlikte kaplumbağa yuvalarının tespiti ve korumaya alınmasıyla ilgili bilgi de verildi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, büyük zaman ve emek harcanarak gerçekleşen bu duyarlılıktan dolayı memnuniyetini ifade etti. Doğu Akdeniz'in bu cennet köşesindeki bu vatana sahip çıkma adına ve güzelliklerimizi korumak için birlikte hareket edip ekiplerle, çalışma gruplarıyla, derneklerle, çeşitli farklı örgütlerle bütün bunları sürdürebilmek, bu anlayışı yerleştirebilmek, bu anlayışla bütün bu çalışmaları sürdürebilmek ve gençlerimize, genç kuşaklarımıza bütün bunlara sahip çıkma için o katkıyı ve eğitimi vermek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri bakımından fevkalade önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir turizm adasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevreci insanları ile duyarlılıkları ile çevreyi ve doğayı korumak suretiyle bütün bu güzellikleri gelecek nesillere aktarabilme duyarlılığı içerisindedir. Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz'in girişimleriyle özel gereksinimli bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak için kurulan temasların ve çalışmaların devam ettiğini de anlattı. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Haber Merkezi ve yayın ekibi adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Futbol Süper Lig'in son şampiyonu Mausa Türk Gücü Bolu Gerede'de hazırlık maçı oynadı. Mausa Türk Gücü hazırlık maçında Osmaniye Spor'la golsüz berabere kaldı. Ülkede kalarak çalışan takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. Mor Menekşe ile Pera Gençler Birliği hazırlık maçında karşılaştı. Mor Menekşe Cemal Bahse Stadında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan federasyonun tesisinde düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi. 18 takımın mücadele ettiği turnuvada Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 25 maç oynandı. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen vakıflar bu yıl 1. Lig'de yer alacak. Çekilen fiksüre göre vakıflar Ekim ayının 1 veya 2'sinde oynanacak ligin ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda oynayacak. Vakıflar 2. haftada ise 8 Ekim Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda Aksaray'ı konuk edecek.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Corendon Alanya Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Maç Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray dün gece sahasında Biteksen Giresun Spor'a 1-0 mağlup oldu. Böylece sarı kırmızılı ekip bu sezonki ilk puan kaybını sahasında dolu tribünler önünde yaşadı. Avrupa'da futbol heyecanı devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United için yeni sezon adeta kabus gibi başladı. Brentford karşısında 4-0'lık bir hezimet yaşayan Manchester United, 1993'ten beri ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Son şampiyon Manchester City sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. Lig'de 2'de 2 yapan Manchester City 6 puana ulaştı. Arsenal, Gabriel Jesus'un 2 gol 2 asistle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-2 mağlup etti. İtalya 1. Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği son şampiyon Inter, Lecce'yi son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun 1. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Barcelona golsüz berabere kaldı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda, bugün hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar, güney ve batıdan orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne'de 24, Alev Kayası'nda 19, Güzelyurt'ta 18, Gazi Mausa'da 22, Lefke'de 24, Yenerenköy'de 23 ve İskele'de ise 22 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 33, Alev Kayası'nda 32, Güzelyurt'ta 36, Gazi Mausa'da 35, Lefke'de 33, Yenerenköy'de 33 ve İskele'de ise 34 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava açık ve az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 4 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta, yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.